Selamlar. Rasyonel sayıların kuvveti konusuyla yeniden merhaba. Rasyonel sayıların kuvvetini nasıl alacağız? Bir bakalım. Rasyonel sayıların negatif kuvvetleri alınırken çarpmaya göre tersini alıp kuvvetini alacağız arkadaşlar. Peki rasyonel sayıların negatif değil de nesini? Pozitif kuvvetlerini alırken neler yapıyorduk? Bir hatırlayalım önce. 2 bölü 5'in karesi dediğimizde ne yapıyorduk? 2 bölü 5'i 2 kez çarpıyorduk. Öyle değil mi? 2 kere 2 4, 5 kere 5 25 diyorduk. Ve bunun püf noktası olarak şunu söylüyorduk. 2'nin karesini alıp ve 5'in karesini alabiliyorduk. Bu da zaten yine 4 bölü 5'e eşitti. Peki şimdi ise ne yapacağız? 2 bölü 5'in eksi ikinci kuvvetini almaya çalışacağız. Bakın eksi demek 1 bölü demekti, öyle değil mi? Peki ben bunu 1 bölü şeklinde yazarsam, daha önce yapmıştık ya hani 1 bölü 2 bölü 5 yazarsam birincisi aynen yazılır, ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Yani bunun tersini almış olurum, öyle değil mi? O zaman rasyonel sayıların negatif kuvvetini aldığımda pratik olarak bunu ters çevirebiliriz. 5 bölü 2 oldu. Eksiyi kullandım bunu ters çevirerek. O zaman ne oldu? 2 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti 5 bölü 2'nin karesi şekline geldi. 5 bölü 2'nin karesi demek de ne demek? 5'in karesi bölü 2'nin karesi demek. Yani 5 kere 5 25, 2 kere 2 4. Yani cevabım ne oldu? 25 bölü 4 oldu. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6 okumayacağım artık. Ne yapılmış? 5 bölü 6 çarpılmış. Kaç kez çarpılmış? 4 kez. O zaman ben bunu üst üst ifade olarak ifade ettim de 5 bölü 6'yı çarpmışım. Kaç kez? 4 kez şeklinde yazabilirim. Burada ise 6 bölü 5'in x'inci kuvveti var. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Bu 6 bölü 5, bu 5 bölü 6 eşitliği sağlayabilmek için ya tabanı ya üstü eşitlemem lazım. Burası daha kolay geldi. Ben bunu tersine alıyorum. 6 bölü 5'i. 6 bölü 5'i ne yaptım ben? Tepe takla getirdim. Tepe takla varsa işin içinde eksi vardır. O zaman 5 bölü 6'nın dördüncü kuvveti demek 6 bölü 5'in de eksi dördüncü kuvveti demektir. Bakın bu şekilde. O zaman 6 bölü 5 üssü x. Artık çok kolay, çok sevdim ben bu işi. Tabanlarım aynı. Tabanlarım aynıysa üstlerim de aynı olacak. O zaman x eşittir eksi 4. Evet, bitmemiş daha. Neden? X üssü eksi 3'ün değerini bulalım demiş. Yani eksi 4 üssü eksi 3'ün değerini bulmamı istiyor. Yine korkmuyoruz. Eksi demek ne demekti? Bakın rasyonel bir ifade değil. 1 bölü demekti. Bunu kullandım. Geriye eksi 4'ün kübü kaldı. Eksi 4'ün kübü. Negatif sayıların kübü eksiydi. 4'ün kübü nedir? 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. Yani cevabım 1 bölü eksi 64 ya da eksi 1 bölü 64 olacaktır. Tüm hızımızla devam ediyoruz. 4 bölü 8 çarpı 4 bölü 8 çarpı 4 bölü 8. Evet, nefesimi tüketmiyorum. 4 bölü 8 3 kez çarpılmış. Evet, burada x'i soruyor bana. Şimdi ne yapacağız burada? Tabii ki şöyle yapacağız. Hemen 4'ün, bu ne demek? 4'ün kübü bölü 8'in kübü demek. Üssün üssü yapacağız arkadaşlar. Üssün üssü yaparsak bakın. Ya da şöyle yapalım. Ben bunu ters çevirirsem, bakın bu da bir yöntem ama daha pratik çözmeyi düşünüyorum. Bunu ben ters çevirirsem 8 bölü 4 üssü eksi 3 olacak. Öyle değil mi? Peki 8 bölü 4 ne demek? 2 demek. O zaman 2 üssü eksi 3 oldu. Bakın buradan da devam edebilirsiniz. Buradan devam edilebilir. Fakat pratik olsun. 4 bölü 8'i ne yaptım?
ters getirdim. Çünkü 8 bölü 4'ün 2 olduğunu biliyorum ben. 8 bölü 4 üssü eksi 3'e de eşit bu. Değil mi? O zaman 8 bölü 4 2 demek. 2 üssü eksi 3 eşittir 2 üssü x ise. Bakın tabanlarım aynı. O zaman üslerim de aynı olacak. X'im eksi 3'e eşit olacaktır. Evet, yeri gelmişken söyleyelim. Sorularımızı Akıllı Matematik Defteri, İSEM yayınlarının, İSEM yayıncılık, Akıllı Matematik Defteri 8. sınıf sorularından oluşmaktadır genelliği. Kendim de yazıyorum. Yine ara ara alıştırmalarınızı falan ben yazıyorum ama bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet, 3. sorudan devam ediyoruz. 3 bölü 4 üssü A eşittir 9 bölü 16. Sanki çok kolay gibi. Neden? 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. O zaman A dediğim ifade nedir? 2'dir. Bakın negatif kuvvet değil. Burada direkt bizzat pozitif kuvvetidir. Hatta ve hatta 3 bölü 4'ü 2 kez çarparsak, yani ikinci kuvveti olduğunu ispatlarsak 9 bölü 16'ya eşit olacaktır. Evet, devam ediyoruz. Eksi 1 bölü 2'nin B'inci kuvveti. Eksi 8'miş. Şimdi önce ben burayı bir ters getirirsem bunun nesini bulabilirim? İfadesini bulabilirim. Şimdi ben bunu ters getirirsem buraya bir eksi gelecek değil mi? Bir şeyi tepe takla getiriyorsam üssü negatif oluyor hemen. O zaman bunu tepe takla getirirsem 2, eksi 2 önünde eksisi de var. Burası da eksi B olacak. Eksi 8. Peki ben eksi 8'i eksi 2'nin kübü olarak yazabilir miyim? Düşünüyorum. Negatifin tek kuvveti negatif, eksi 2'nin üçüncü kuvveti 8. Okey, oldu. Bakın çok basit oldu. Tabanlarım eksi 2. O zaman üstlerim, tabanlarım aynıysa üstlerim de aynı olmalı. Buradan B eşittir kaç olmalı? 3 olmalıdır. Devam edelim hemen. Evet, son sorumuzdayız artık. 5 ve 6'yı da çözüp bitireceğiz. 1 bölü 10 üssü D, 10 üssü 4 ise D kaçtır? Şimdi 1 bölü 10'u ben beğenmedim. 10 yazmak istiyorum. 10 yazarsam eksi D olacak üssü. Niye? Tepe takla getirdiğim için. Bakın o zaman tabanlarım yine aynı yaptım. O zaman üstlerim de aynı olmalı. Eksi D eşittir 4 ise D'nin kendisi nedir? Eksi 4 olacaktır. Evet, 6. sorudayız artık. 1 bölü 8 üssü eksi 2 m'ye eşitmiş. 1 bölü 8'i beğenmedim. 8 yapacağım. O zaman burası da yine eksi alacak. Eksi, eksi 2. Ne olacak? Artı olacak. Gülen surat oluyor bakın burada. Öyle ifade ediyorum ben. Bakın gülen surat. Evet, burada eksi eksi yani artı olacak. 8 üssü artı 2 de ne demektir? 8'in karesi demektir. Yani 8 çarpı 8 demektir. Yani 64 demektir. O zaman M kaçtır? 64'e eşittir. Evet gençler, rasyonel sayıların kuvvetini pozitif ve negatif kuvvetlerinde anlatmaya çalıştık. Sorular da çözdük, alıştırma da yaptık. Ama yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Lütfen videoları dinledikten sonra test kitaplarınızdan açıp konuyla alakalı sorular çözerseniz, yeni nesil sorular da çözeceğim ben. Ara ara çözüyorum biliyorsunuz. Sorular da çözerseniz ve çözemediklerinizi öğretmenlerinize iletirseniz konularımız daha verimli, daha böyle bitire bitire ve oturta oturta gidecektir. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.